Ev Avcısı bugün Kuşadası Kadınlar Denizi'nde. Evimiz özel havuzlu, güvenlikli, müstakil bir ev. Hemen sitemiz yol kenarında. Daha sonra bunun özelliklerini söyleyeceğim. Buradan otomatik kapıdan evinize giriyorsunuz aracınızla ve bir araçlık otoparkınız mevcut. Hemen buradan devam ediyoruz ve aşağı yukarı 3-3,5 metre olan bir bahçe alanımızdan geçiyoruz. Bu arada yan taraf 2 metre yüksekliğinde selvi limonlarıyla kaplanmış ve burada bir tane zeytin ağacımız var. Bir tane de krimantin mandalina ağacımızdan geçtik. Geçen gün biz o krimantinden yedik. Harikaydı. Bu arada pazarda bulabilirseniz mutlaka krimantin mandalinayı tatmalısınız. İnce kabukludur. Normal mandalinadan biraz küçüktür. Biraz daha koyu turuncudur. Fakat lezzeti enfestir. Bunu kaçırmayın. Sadece Ege bölgesinde var ve her yerde bulamazsınız. Evet. Buradan aşağı yukarı 5 metrelik bir kapımızın giriş bölümüne geçiyorum. Buranın uzunluğu aşağı yukarı 5 metre. Evet, şimdi kapımızdan içeriye girelim. Evet, çelik kapımızdan içeriye geçiyoruz ve holümüzdeyiz. Kapımızın hemen arka bölümünde bir portmanto ve ayakkabılığımız var. Aşağı yukarı 70-80 santimetre derinliğinde ve iki kapaklı. Hemen girer girmez sol tarafa döndüğünüzde salonumuz mevcut. Evet, buradan salonumuza giriyorum ve giriş kapımızın hemen karşı tarafında bir çift camlı pimapenimiz var. Sürgülü aynı zamanda. İsterseniz hemen şöyle açalım ve sinekliği de mevcut. Burası güney-batı bölümüne bakıyor ve burası çok güzel bir doğal ışık alıyor içeriye. Evet, burayı kapattıktan sonra hemen salonumuzu biraz daha size anlatmaya çalışayım. Salonumuz aşağı yukarı 20 metrekare civarlarında bir salon ve dikdörtgen biçiminde ince uzun bir salon. Karşı tarafında gene gördüğünüz gibi iki kapılı bir dışarıya açılan PVC kapımız mevcut. Aynı zamanda bunun da sinekliği var gördüğünüz gibi. Buradan dışarıya çıkıyorsunuz ama ben bu bölüme en son geleceğim. Güzel burada, çok şirin iki tane aydınlatmamız var. Bir tane ters havuz salonun diğer bölümünde, bu yarısında bir ters havuz aydınlatmamız mevcut. Evet, buradan hemen tekrar holümüze geldim ve kapının, giriş kapısının karşı tarafında mutfağımız mevcut. Mutfak kapalı bir mutfak. Mutfağın karşı bölümünde de gene bir PVC kapımız mevcut. Tek tarafı gene açılan, buradan dışarıya çok rahat servis yapabileceğiniz bir kapı. Evet, kapımızı da hemen kapatalım. Kapattıktan sonra mutfağımıza bir bakalım. Mutfağın her iki tarafında da dolaplar mevcut. Bunlar gayet yeteri büyüklükte diye düşünüyorum. Derinliği de herhalde bir 50 santim var diye düşünüyorum. Aynı zamanda buraya iki tane tezgah. İki tane ayrı tezgah yapılmış. Böylelikle bu bölümde daha büyük bir lavabo kullanma imkanı doğmuş. Burada da diğer mutfak eşyalarınızı alacak gayet bir büyük alan size kalıyor. Karşı tarafında da ocak değerlendirilmiş. Gene yan taraflarında da boşluklar var. Büyük bir buzdolabının sığacağı alan bırakılmış. Az önce de söylemiştim, bol miktarda dolabınız var. Herhalde bütün mutfak malzemeleriniz için çok çok yeterli. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Evimiz eşyalı satılıyor. Bütün bu gördüğünüz eşyalar da altında yazdığım fiyata dahil. Buradan hemen odamıza geçiyorum. Alt katımızda bir tane de odamız mevcut. İsterseniz hemen küçük birkaç bir şey söylemek istiyorum. Evimiz 160 metrekare net kullanım alanı, 200 metrekarede brüt kullanım alanına sahip. 4+1, alt katta bir odamız, bir salonumuz ve mutfağımız mevcut. Üst katta da
3 tane odamız mevcut. Bunlardan bir tanesi ebeveyn odası, 2 tane banyo tuvalet var, bir tanesi ebeveyn banyo tuvaleti. Evet, buradan alt kattaki odamıza geçiyorum. Alt kattaki odamız aşağı yukarı herhalde 10-12 metrekare civarlarında bir oda. Burada bir pencere kullanılmış. Bu pencereden havuzu görebiliyorsunuz ve bu PVC penceremizin bir kanadı açılabiliyor. Burada 2 kişilik bir yatak tercih edilmiş. Tabi burayı çalışma odası olarak da kullanabilirsiniz. Artık nasıl değerlendireceğiniz size kalmış bir durum. Şu hoşuma gitti. L şeklinde bir dolap kullanılmış burada. Böylelikle epeyce bir iç hacimden faydalanılmış. Gayet başarılı olmuş. Aynı zamanda hemen alt tarafında da 4 tane çekmecesi mevcut. Tekrar holümüze çıktığımızda şunu göstermek istiyorum. Merdiven altında bir sürü büyüklü, küçüklü çekmeceler kullanılmış. Bu merdiven altı bu şekilde değerlendirilmiş. Ve alt katımızdaki lavabo tuvaletimize giriyoruz. Burada duş bölümü yok. Burada sadece tuvalet ve lavabo bölümü var. Bir de burada, burası merdiven altına denk geldiği için büyük bir depolama alanı mevcut. Doruk şimdi bakacak mısın? Mümkün değil pek oraya gitmek. Tamam, peki. Burada bir depolama alanı, büyük bir geniş bir depolama alanı mevcut. Aynı zamanda su ısıtıcısı da buraya koyulmuş. O zaman şimdi hemen üst katımıza çıkalım. Evet. Ahşap kaplama merdivenlerimizden yukarıya çıkıyoruz ve şu bölümü herhalde hissediyorsunuzdur. Çok aydınlık. Çünkü burada 4 metre uzunluğunda neredeyse 1 metrenin de üstünde bir cam kullanılmış. O yüzden hem hol bölümü hem de üst katın koridor bölümü çok çok ışık alıyor. Bence bu da çok iyi. Çıkar çıkmaz hemen sağ tarafta bir gömme de dolap mevcut. Burası da değerlendirilmiş. Herhalde 30-40 santimlik bir derinliği var. Bu dolabımızın iki kapaklı bir dolap. Üst katımıza çıktık ve merdivenlerin karşısındaki hemen ilk odamıza giriyoruz. Buradaki oda aşağıdaki odamızdan daha büyük bir oda. Kare şeklinde aşağı yukarı 15 metrekare bir odamız var. Burada bir kişilik şimdilik bir yatak kullanılmış. Bir tane de bayağı iki kapaklı çok yüksek ve derin bir dolabımız var. Burada bayağı derin bir dolap mevcut. Herhalde nereden baksanız bir 70-80 santim ve epeyce yüksek bir dolap mevcut. Hemen şu bölüme geçmek istiyorum. Karşı tarafta bir tane büyük bir balkonumuz mevcut. Evet, hemen şuradan balkonu size göstermek istiyorum. Evet, bu odamız tam havuzun üstünde. Buradan havuza atlanır mı Doruk? Atlanır. Evet. Buradan havuza atlamayı denemeyin arkadaşlar. Evet, buradan hemen çıkıyorum. Bu odamızda başka bir şey yok herhalde. Var. Bu odamızda bir tane de klimamız mevcut. Onu atlamayalım Doruk. Evet, buradan hemen üst kattaki ikinci odamıza geçiyoruz. Ve üst kattaki ikinci odamıza geldik. İkinci odamız yandaki odayla aynı büyüklükte, 15 metrekare civarlarında bir oda. 2 kişilik bir yatak var burada ve gayet de bir geniş yürüme alanı mevcut. Aynı şekilde bir klimamız daha var. Gene aynı büyüklükte bir dolabımız var. Yan odayla aynı, sadece bunlar ters paralel şekilde yapılmış. Gene burada hemen bir balkonumuz var. Ben o balkona da çıkmak istiyorum. Evet, balkonumuzu açtım. Gayet de güzel bir gün ışığı alıyor buraya. Sinekliğimizi de açtıktan sonra... Evet, burası ön bahçeye ve havuza bakıyor. Yarı yarıya diyebiliriz. Bu arada da hemen ben
şuradan Makbule Hasan Uçar Lisesi'ni görebiliyorum. Doruk yerleştirdin mi? Tamam, evet. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama evet, burada bir lisemiz mevcut. Evde lise çağında bir gencimiz varsa lokasyonumuz buradan çok rahat. Hatta yürüyerek bile gidebilir. Böylelikle güzel de bir spor yapmış olabilir ve Kuşadası'nın en iyi liselerinden bir tanesi. Evet, bu odamızdan da çıkalım. Bu ayrıntıları verdikten sonra klimamız mevcut, dolabımız mevcut. Evet, bu odamızdan tekrar üst kattaki koridorumuza geldik ve üst kattaki son odamıza geçiyoruz. Üçüncü odamıza, ebeveyn odasına geçiyoruz. Evet, ebeveyn odamıza geldik. Ebeveyn odamız için şunları söyleyebilirim. Burası en geniş oda. Herhalde bir nereden baksak 20-25 metrekare civarlarında bir odamız var burada. Burada bir çift kişilik yatak kullanılmış. Aynı şekilde klimamız gene mevcut. Burada aşağı yukarı 4 kapaklı epeyce de geniş bir gardırobumuz var. Buradan hemen ben balkona çıkmak istiyorum üst kattan. Balkonumuz diğer balkonlardan daha geniş ve iki cepheye bakıyor bu balkonumuz. Bayağı da geniş. Buraya çok rahat, yani küçük bir masa ve hatta sehpa, hatta dinlenmek için koltuk koyup değerlendirebilirsiniz bu bölümü. Buradan ben baktığım zaman, Doruk bilmiyorum görebiliyor musun ama buradan baktığımızda ben çok rahat bir şekilde denizi görebiliyorum. Buradan açık bir alan mevcut. Herhalde görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Hazır bu bölümdeyken size villamızın lokasyonundan biraz bahsetmek istiyorum. Villamız, daha doğrusu villamızın içinde bulunduğu site yol kenarında. Fakat burası çok yoğun trafiğin aktığı bir yol değil. O yüzden çok fazla gürültü olmaz bu yolda. Ve bunun önünden hemen minibüsler geçiyor. Hem şehir merkezine hem alışveriş merkezi yönüne çok rahat bir şekilde aracınız olmadan dahi minibüsle yolculuk yapabilirsiniz. Az önce göstermiştim. Burada Kuşadası'nın en iyi liselerinden birisi mevcut ve onun hemen karşı bölümünde bir tane de ilkokul var. Buradan şehir merkezine aracınızla aşağı yukarı 7-8 dakikada ulaşabilirsiniz. Aslında bence burası da neredeyse şehir merkezi diyebilirim. Şehir merkezinin dışında pek bir yer değil. Buradan gene aynı şekilde en fazla 7-8 dakikalık bir aracınızla 7-8 dakikada alışveriş merkezine ulaşabilirsiniz. Ve deniz de buradan çok yakın. Fakat onun süresini tam olarak bu videonun sonunda gidip Doruk'la beraber Kadınlar Denizi'nde bunu ölçeceğiz. Lokasyon olarak başka bir şey aklıma gelmiyor. Hastaneye 10-15 dakikada gidebilirsiniz. Başka ne ihtiyacınız var bilmiyorum. Eğer herhangi bir şey sormak isterseniz yorumlar bölümüne lütfen yazın. Ben size oradan cevaplayabilirim. Ebeveyn odamızda tabii ki bir de ebeveyn banyomuz mevcut. Evet, burada bir Hilton lavabo, burada bir duşakabinimiz, sürgülü, mermer görünümlü seramiklerimiz de var. Evet, yerle beraber hepsi aynı olmuş. Evet, banyomuzdan da çıkıyoruz. Üst katımızda son bir noktamız kaldı. Hemen oraya geçiyoruz. Ortak banyo tuvaletimiz. Ortak banyo tuvaletimiz epeyce geniş. Burası çok büyük bir ortak banyo tuvaletimiz. Aynı zamanda çamaşır makinamız burada değerlendirilmiş. Burada bir adet duşakabinimiz var. Gayet de geniş bir banyo. Evet, buradan da çıkalım. İsterseniz hemen buradan havuzumuzun bulunduğu ön bahçemize geçelim. Evet, veranda bölümündeyiz. Salondan verandamıza çıktık. Burası aşağı yukarı herhalde bir 5-6 metre vardır diye düşünüyorum. 5-6 metrelik veranda bölümündeyiz. Gayet geniş. Yazın dinlenmek için kullanabileceğiniz bahçe takımlarınızı buraya koyabilirsiniz. Buraya geniş bir yemek masası atıp yemeğinizi burada ailenizle ve arkadaşlarınızla yiyebilirsiniz. Aynı zamanda hemen arka bölümümde gördüğünüz
aşağı yukarı herhalde 20-25 metrekare civarlarında da bir özel havuzumuz mevcut. Umarım evimizi çok beğenirsiniz. Fakat videoyu burada sonlandırmıyorum. Çünkü Doruk'la beraber şimdi buradan hemen Kadınlar Denizi'ne geçeceğiz. Villamızdan çıktık ve kendi aracımızla tam 6 dakikada buraya ulaştık. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şu anda ayın 17'si, 17 Aralık. Hava harika, 15 derece civarlarında. Evet, mont giyiyorum ama gerçekten monta bile gerek yok. İnce bir şeylerle çok rahat bir şekilde durabilirsiniz. Hava çok güzel, denizi görüyorsunuz. Kadınlar Denizi'ndeyiz. Evinizden çıkıp buraya yazın girmek için gelebilirsiniz. Kışın da gelebilirsiniz. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz kalabalık gayet güzel. Çok kalabalık da değil ve insanlar çok keyifli bir şekilde oturabiliyor. Siz de yaz kış sabah akşam gelip sporunuzu yapabilirsiniz. Burada çok keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Evet, videomuzu ben burada sonlandırıyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bize abone olmayı unutmayın. Bütün detay fotoğraflarını Instagram'da bulabilirsiniz. Açıklamalar bölümünü okumayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.